milletvekili adaylarından ne tür beklentiniz var? Hiçbir beklentimiz yok. Hepsi beş para etmiyor. Görüyorsunuz ha. Çevre temizliğine bakar mısınız? Her taraf berbat. Görüyorsunuz, beklentimiz yok. Gördüğümüz şeyleri görüyoruz zaten iyi. Yani herkes seçim vaktinde kendini aday gösteriyor. Vaatlerde bulunuyor. Ama maalesef gözlerimiz görüyor. Kör değiliz. Biz hayırlısını temenni ediyoruz. Hayırlısı neyse o olsun. Ama insanlar kendi gözleriyle görsün ve idrak etsin. Başkalarının duyumlarıyla değil yani. Rabbim hayırlara vesile etmesin. Kim milletvekili adaylarından ne tür beklentileriniz var? Beklentilerimiz çok. Yani Siirt'in özellikle şu andaki yolları, Siirt için iş istidamı, beklentilerimiz var. Peki Siirt'teki partilerin milletvekili dağılımı sizce nasıl olur? Hangi parti kaç milletvekili çıkartır? Vallahi gönlümüz AK Parti'den yana. Ben üçünün de gitmesini isterim. Ama görünürde ya iki AK Parti, bir HDP ya iki HDP bir AK Parti gibi gözüküyor. Vallahi hiçbir beklentimiz yok. Bugüne kadar hiçbir şey yapmadılar. Bugünden sonra da bir şey yapacaklarını zannetmiyoruz. Ya 2'ye 1 veya 3'e 0 olur. Yani %90 2-1 olacak. HDP eski adıyla. Vallahi hiçbir beklentimiz yok. Hepsi aynı. Hepsi herkes kendi cebine bakacak yine. Ekmeği, hepsi kendi ekmeğinde. 2-1. HDP 2, AKP 1. Kim faydalı oluyor? Hiçbir şey istemiyoruz. Sadece reisimizi istiyoruz. AK Parti istiyoruz. Milletvekili adaylarından ne tür beklentileriniz var? Her şeyi, hiçbir şey beklemiyoruz kimseden. Güzellikler olacak. Vallahi herkes kendi menfaati içindir. Yani sana nasıl söyleyeyim? Herkes kendi adamını koyuyor işe. İki tane yeşil sor parti, bir tane de diğerlerinden alırlar. Ben öyle tahmin ediyorum. Ekonomik bir de yolları düzelsinler. Yollardan çıkayacağız. Bir de ekonomisten. Peki Siirt'teki milletvekili dağılımı nasıl olur? Hangi parti kaç milletvekili çıkartır? Onu hiç bildiğim yok. Onu insanın şansına yani. Allah'ın şansı. Bir beklentim yok. Neden bir beklentiniz yok? Ekonomiye bakıyorum. Vallahi hiçbir beklentim yok. Ben bir şey diyemiyorum bu konu hakkında. Bence HDP 3-0 önde bitirir. Vallahi Siirt'i düzeltmeleri için ne gerekiyorsa yapmaları lazım. Özellikle bu çinko fabrikasını ona bir el atmaları lazım. Çünkü şu anda diyelim Türkiye genelinde %80'i işsizlik oranı var. Ama Siirt'te %80'dir. Sadece Siirt'te %80'dir. Bunların bir çözüm yapmaları lazım. Sadece hani bir milletvekiliye bağlantı yapmayalım, belediye de böyledir. Diğer kurumlar da aynı olması lazım. Çünkü bunlar yani birbirlerini tamamlıyorlar. Ama eğer tamamlayamazlarsa bu Siirt'te hiçbir şey gelişme yoktur. Batman bizim ilçemiz değil. Biz kalktık Batman'ı il yaptık. Biz bu sefer ilçe olmaya başladık. Kurtalan bizden daha genişlemeye başladı. Sadece Siirt 50 senedir aynı bölümdedir. Ben AK Partiliyim ama şu anda ben güvence alamadığım için yani oyumu tereddütsüz düşünüyorum. Yani ona mı vereyim mi, buna mı vereyim? Vallahi şimdi sana desem yani AK Parti çıkarır mı, çıkarmaz. Ben kendi şahsım adıma konuşuyorum. AK Parti buradan bir tane milletvekili çıkarmaz. De ben Iğdırlıyım. Yani Siirt'teki milletvekillerinden beklentimiz yani Iğdır'a yani Siirt'e katkı sağlamalarıdır. Yani milleti içine gerekiyorsa yapmalarıdır. Beklentimiz yok gerçekten yani. Bütün vaatler aynı söyleniyor. Seçim sonrası üstünü çiziyorlar maalesef yani. Mesela bir Siirt'e hizmet yapamadı şu ana kadar tam olarak. Hep yarı yolda bizi bıraktılar maalesef yani. Siirt'teki milletvekillerinde daha öncekilerden daha çok umudumuz var ama iş sahası lazım buraya. Fabrika lazım. İnsanların içine gezmeleri lazım. Yeşil Sol Parti umudumuz 3 tane çıkarması ama 2-1 olur her zamanki gibi. Standarttır burası. Siirt'teki milletvekili adaylarından ne tür beklentiniz var? Ne tür beklentimiz mi? Evet. Bizim oyumuz Selo Başkan'a zaten. Hani düzeleceğini de sanmıyorum bu saatten sonra. Ne gelirse üst. Artık düşeceğini hiçbir şeyini sanmıyorum. Ekonomik her şey anlamında. Ekonomik ne istersen. Aklına gelebilecek her şey. Valla abi bizim bir sonuna kadar 3 HDP'nin şeyini düşünüyoruz. Milletvekili adaylarından ne tür beklentiniz var? Hiç siyasetle ilgilenmiyorum. Hiç. Sadece müzikle ilgileniyorum. Kim milletvekili adaylarından ne tür beklentiniz var? Valla hiçbir beklentim yok. Ne zaten gelen giden hepsi farklı farklı şeyler yapıyor yani. Ya ne yapmasını isterdiniz peki? Kim gelirse böyle yapıyor. Aşırı açıkçası. Peki ben ne yapmasını isterdiniz? Valla hiçbir beklentim yok valla. Yani gelen gideni vuruyor, hiçbir şey yapmıyorlar Siirt'te. Hiç Siirt son durak olmuş. Hiçbir gelişme ilerleme yok. Mecliste gitmeseler de iyi olur. Bence Yeşil Sol Parti 2, AK Parti 1. Hiçbir şey beklemiyoruz. Koltuk sevdalısı olduğu için hiçbir şey beklemiyoruz. Ya ben pek fazla siyaset takip etmeyi sevmiyorum ama kim koltuğa oturursa o kazanıyor. Ben bunu biliyorum, bunu söyleyebilirim. Ya şimdi mesela iş olarak potansiyelimizi yükseltmesini talebimiz var yani en basit. Hani mesela buradaki gençlerin çoğu hepsi Batı'ya gidip çalışıyor gurbetçi olarak.
en basiti nasıl olması gerekiyor? Hani burada bir fabrika, herhangi bir iş tesisi açılması gerekiyor ki yani gençler dışarıya gitmesin diye. Şu yolların daha çabuk yapılmasını, yani daha iyi bir hizmet bekliyoruz. Şimdi iki milletvekili adaylarının bir hizmetini görmedim ben. Yapmak yerine bozuyorlar, bozmak yerine yapsınlar. Ben bunu bekliyorum. Bence yani HDP çıkarır. Başka da bir parti çıkarmaz. İki tane HDP, bir tane AK Parti diye düşünüyorum. Vallahi hiçbir türlü beklentimiz yok. Şimdiye kadar eğer bir şey yapmışlarsa yani neyi bekleyeceğiz ki? Yani ne yapsalar iyidir de hiçbir şey yaptıkları yok. Yani ne yapsalar iyidir. İstiyoruz da hiçbir şey yaptıkları yok yani. Yani desek bunu yapmışlar veya yapacaklar, yaptıkları bir şey yok. HDP 3 tanesini götürme ihtimali var. Fakat 2'ye 1'dir her daima. Fakat bu sene belli değil yani. Yeni kurulan partilerden dolayı hiç kimse net bir şey söyleyemez. Onlar dahi, milletvekiller dahi. Ne tür beklentimiz olacak ki vallahi? Siirt'e sahip çıksınlar yeterlidir. Siirt'i sahipsiz bırakmasınlar yeterlidir. Yani normal şartlarda 2-1 olur. HDP 2, AKP 1. Ama şimdi durumlar değişebilir. Siirt'teki milletvekilleri adaylarında ne tür beklentimiz var? Memlekete hizmet etsinler. Memlekete sahip çıksınlar. Makul Siirt'in tarihini değiştirsinler. Yani bence Siirt'te vallahi biraz karışık gibi ama 2 HDP 1 AK Parti alır diye düşünüyorum. Valla kimse de beklentimiz yok ama biz reisçiyiz. Erdoğan. Cumhurbaşkanına veriyoruz. Yani sana bir şey söyleyeyim. Zaten 20 yıldır AK Parti her türlü hizmeti yaptı Siirt'te. Yapmadığı bir şey kalmadı yani. Gene inşallah devam, yola devam gene. Gene AK Parti olarak biz gene AK Parti'ye vereceğiz. Şu an milletvekili adayı kim onu bilmiyorum. Ya olmazsa olmazımız spor tabii ki. Eğitim olmazsa olmaz. Ulaşım. Nasıl ulaşım? Hem şehir içi hem şehir dışı ulaşımlar. Buradan Batman'a gitmek bile sıkıntı. Ya bu tarz şeyleri çözme yönelik bir politika sergilerlerse biz seviniriz tabii ki. Ya ben de bir gencim, 23 yaşındayım. Ya beklentilerimiz bunlar. Az, öz ama olumlu, güzel şeyler bekliyoruz. Ya Siirt'te tabii ki bildiğimiz iki tane büyük parti var, HDP ile AKP. Büyük ihtimal HDP birinci olur, AKP ikinci olur. Ama kimine kadar çıkardığı tam bir bilgim yok. Yalnız çok desteklediğim partiler veya düşünce yapıları değil. Bakalım hayırlısı olsun diyoruz. Türkiye içinde, Siirt içinde. Ben 67 yaşına girdim. Hiçbir milletvekili de bu Siirt'e hizmet yapan, bak ki sefer, sen Siirtliysin, Arapsın, Kürtsin. Kürt değilsin ama Kürt olur. Bak sana yemin ediyorum, şerefim, namusum üzere iki sefer talih koşu Siirt'e vurdu. Bir ana vatan döneminde Mahmut Çalapkolu belediye başkanlığı oldu. Bir de AKP'nin döneminde Mervan Gül belediye başkanı oldu. Gelsin bana desin, bir çivi çakmışım, bir eserim var burada. Ne hizmet bekleyeceksin? Şimdi sen diyorsun hizmet bekleyeceksin. Ben ne hizmeti bekleyeceğim? Mervan, beraber hacca gittik. Haçta bir yerde dinlenmeye gittik. Oturuyor, bak geldi kulağıma dedi. Ya Siirt'tekini bir şeyleri boş ver de. Vallahi dedim, ne beynimden geçmiyor, ne zihnimde var. Ama senin hacın da kabul olmuyor. Yemin ediyorum hacın kabul olmuyor. Gel biraz o tarafa getir. Biraz o tarafa getir. Siirt'te hizmet yapacak bir milletvekili diyorsun, beklentin var mı? Yallah benim yok. Bu dili de yaratan bir tek Allah ismi var. 2012'de ben Siirt'te açılış yapacağım, yol yapacağım dedi. 2012'den bugüne kadar Kurtalan'da Siirt'te yol yapılmamış. Kimden bekliyorsun? Neyi bekleyeceksin? Ben bunu bekliyordum, açılacak. Ben Kurtalan'a gittim, her gittim geleceğim. Kapalıdır. Dediğin namusum, şerefim üzerine ben Erhut'a yol 2006'da açacağım. 2023'teyiz. Bu da yalan. Hangisine güven? Siyaset, oğlum bu Arapçadan, Farsçada, Arapçanın ortalamasında da siyasi yalan, yalan dolan bir kelimedir. Siyasete giren yalanı da, haşa estağfurullah, Kur'an'ı da unutuyor, tek çıkar meselesini yapıyor. Ben diyorum, kendim düşüncemi söylüyorum, belki yanılırım. İnşallah bu sefer 3 tane alırız. AKP almaz, Yeşil Sol alır. Ben Yeşil Solcuyum, ben Kürt'üm, tamam. Kürt kendi kimliğimle övünüyorum.